7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları Yıldırım Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları Yıldırım Yayınları. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini kavramak amacıyla aşağıdaki etkinliği yapınız. Cevap: Erkek ve dişi üreme organlarında meydana gelen üreme ana hücrelerinin döllenme özelliğini kazanabilmesi için olgunlaşması gerekir. Erkek bireylerde, bir üreme ana hücresinden mayoz sonucu meydana gelen 4 hücre olgunlaşarak spermleri oluşturur. Ergenlik döneminde başlayan sperm üretimi, yaşam boyu devam eder. Dişilerde ise bir üreme ana hücresinden mayoz sonucu meydana gelen 4 hücreden biri olgunlaşarak yumurtayı oluşturur. Diğer hücreler parçalanır, etkinliği gerçekleştirmek üzere grubunuzda bir çalışma planı ve zaman çizelgesi hazırlayınız. G. Grup içinde iş bölümü yapınız. Cevap: Bu çalışma etkinliğini grupları belirleme amacıyla sınıfınızla beraber yapmalısınız. Kaynaklardan araştırarak üreme hücrelerinin mayozla oluşumunu açıklayan görsel materyaller bulunuz. Cevap: 7. Sınıf Yıldırım Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 59 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.